Yattım Allah, kaldır beni. Nur gölüne daldır beni. Soldan döndüm sağıma, sığındım Allah'ıma. Ezan sesi kulağıma, Kur'an sesi kulağıma. Melekler şahit olsun dinime, imanıma. Öldümse la ilahe illallah, kalktımsa elhamdülillah. Yaşasın. Yazıktır. Sarı çiçeğim. Konuşalım mı onunla? Konuşalım. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek der ki, anneciğim, annem babam topraktır. Çiçek der ki, güzel kızım, annen babam topraktır. Hak Teala ilahe illallah Allah. Sordum sarı çiçeğe, kardeş bacı var mıdır? Çiçek der ki, anneciğim, kardeş bacı yapraktır. Çiçek der ki, anneciğim, kardeş bacı yapraktır. Çiçek der ki, anneciğim, kardeş bacı yapraktır. Anne? Anneciğim? Anneciğim neredesin? Anne! 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 Burası benim evim yavrum. Ama... Burası benim evim sarı çiçeğim. Sarı çiçeğim. Seni çok özledim. Çok. Ben...
ben de özledim anneciğim. Beni niye ziyarete gelmiyorsun? Niye gelip çiçeklerimi sulamıyorsun? Bak, hepsi kuruyor. Onlar kurumasın yavrum. Gel artık, gel. Anneciğim geldim ya, işte yanındayım. Gel, çiçeklerim kurumasın. Gel. Çiçeklerim kurumasın. Gel. Gel. Anne. Anneciğim neredesin? Anne. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Anne. Kahvaltı hazır beyefendi. Teşekkür ederim. Geliyorum. Arzu ederseniz ben yapayım efendim. Yok yok, ben sularım. Gidebilirsin. Ayrıca hoşuma da gidiyor. Heh, beni sen şu tarafa çevir bakayım. Peki efendim. Benim güzel sarı çiçeğim uyanmış mı? Günaydın. Günaydın dedeciğim. Ay ay, ne olmuş benim sarı çiçeğime? Niye ağlamış bakayım? Annemi gördüm rüyamda. Öyle mi? Bu sefer nasıl gördün bakayım? Dedeciğim, annemin mezarını görmek istiyorum. Lütfen. Hani beni götürecektin? Götüreceğim kızım. Şundan kurtulup ayağa kalkabilsem hemen götüreceğim. Ama olmuyor işte, olmuyor. Bak, bak olmuyor. Bak kalkamıyorum, gördün mü? Annem gel diyor bana. Devamlı gel diyor. Çiçekleri kuruyormuş. Güzel torunum benim. Sarı çiçeğim. Güzelim benim. Görün bakın, kim gelir? Sırma saçlı kız. Ondan başka kimseyi gördü yok. Ben kızı alayım, sırma saçlı. Bunun sonu iyi değil. Ali Bey'e vereyim. Baş belas. Ali Bey hasta. Çorbası tasta. Mendili ipek. İnacı sarı çiçeğe. Geldi, rahatımızı düzenimizi evet, bozdu. Sarı çiçek çok. Ne olacak inanç böyle? Ya, ne olacak? Üf Sedat, ruh gibisin, hiç kafan çalışmıyor. Görmüyor musun şunları? Hadi götür bakalım beni. Baban yeğeninden başkasını görmüyor. Gidiyorum. Böyle giderse. Yok canım, canı sıkılıyor. Evde de tek arkadaşı o. Evet. Hem torunu canım. Biz bir evlat veremedik, ne yapsın? Çok ısrar etmeme rağmen çocuk istemedim. Yalan mı? Bir de beni suçluyorsun ha? Beni. Bırak, ben koyarım. Çocuklardan nefret ediyorsun, ne yapayım? Evet, nefret ediyorum, tamam mı? Nefret ediyorum. Annesiyle babasıyla o kazada niye ölmedi ki sanki? Senin bugün sinirlerin gergin galiba hayatım. Üf, çekil başımdan. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın yengecim. Günaydın dayıcığım. Günaydın. Karnım da epey acıkmış. Benim de. Bismillahirrahmanirrahim. Camiye döndü elimiz. Çiçek kızım, niye yemiyorsun? Aklınca naz yapıyor, şımarık. Aynen. Sen ne dedin bakayım geline?
Ne diyeyim? Bizi gördüğünüz mü var babacığım? Varsa yoksa o. Ne demekmiş? De. Haksızlık ediyorsunuz babacığım. Haksızlık mı size mi? Bunu nasıl söylersin? Nasıl? Bütün varım yoğum sizin. Her şeyi size emanet ettim. Nasıl böyle konuşursunuz? Sakın ha. Sakın onu kırayım demeyin. O benim son günlerdeki can yoldaşım, torunum. Sarı çiçeğim benim, torunum. Anladın? Baba. Dede. Baba. Beyefendi. Dedeciğim. Baba iyi misin? Dede. Baba. Dede. Baba kendine gel. Dede iyi misin? Baba. Beyefendi. Beyefendi. Baba. Dedeciğim. Hafif atlatmış bu sefer. Dikkatli olması lazım. Yazdığım bu ilaçlar alın. Sinirlerine iyi gelecek. Geçmiş olsun. Dedem iyileşecek değil mi doktor amca? Tabii iyileşecek. Onun senin gibi şirin bir torunu var çünkü. Alasma aldık. Güle güle. Güle güle doktor amca. Yalçın. Teşekkür ederim. Babacığım nasılsın? Geçmiş olsun. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Dedeciğim, iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim yavrum. Sarı çiçeğim, hadi sen biraz dışarıda oyna. Ben dayınla yengenle konuşmak istiyorum. Hadi kızım. Tamam. Kapıyı kapatır mısın? Gel şöyle yakınıma otur. Bak oğlum. Bak kızım. Halimi görüyorsunuz. Öyle görünüyor ki yakında gidicilerdenim. Böyle konuşmayın babacığım. Siz daha çok yaşayacaksınız. Biz sizi bırakır mıyız hiç? Ölüm herkesin başında. Şairin hakkı var. Uyudun uyanamadın olacak. Kaçış yok. Yalnız çok düşündüğüm bir şey var. Ben ölürsem torunum sarı çiçeğim ne olacak? Biliyorum, sevemedin, ısınamadın bir türlü. Babacığım, insanlık hali işte. Bazen sinirlerim geriliyor. Ama sonra üzülüyorum. Sen merak etme hiç. Biz ona bakarız. Koca hakim. Şimdiye kadar yüzlerce davayı karara bağladın. Ama hiçbiri bu kadar etkilemedi seni. Şüpheye düşürmedi doğru mu yanlış mı karar verdim diye. Ne demek istiyorsun baba? Kardeşin hakkında konuşuyorum oğlum. Çiçeğin annesi. Şimdi aramızda olmayan kızım hakkında. Şimdi düşünüyorum da kızım hakkında verdiğim karar yanlışmış. Ama o da hak etti babacığım. Size isyan etti. Hayır, isyan etmedi. Etmedi. İsyan eden bendim ben. Kravatımı bulamıyorum. Semra? Semra?
babacığım? Sen ne yapıyordun öyle? Namaz kıldım baba. Namaz mı kıldın? Beynini kim yıkadı senin? Efendim baba? Beynini kim yıkadı diyorum, kim? Ben kendim karar verdim. Yurt dışında okuldayken bir kitap okudum. Mevlana'ya ait İngilizce bir kitap. Evrendeki her şeyin bir şekilde Yaradan'a ibadet ettiğini söylüyordu. Kainattaki uyumu sağlayan da bu gizemli ibadetmiş. Ben de ibadet etmek istedim, o kadar. Demek o kadar, öyle mi? Hı hı. Evet babacığım, içim huzurla doldu. İbadet etmek en büyük mutluluk babacığım, bir bilsen. Ben seni bugün için mi yetiştirdim? Böyle olasın diye mi özel dersler verdirdim? Yurt dışına gönderdim, bunun için mi? Baba, ben nerede yanlış yaptım? Kötü bir şey mi yaptım? Bir daha böyle görmeyeceğim seni. Anladın mı? Bir daha asla. Sen benim kızımsın. Benim, anladın mı? Babacığım, yoksa sen... Sus! Asla. 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 O sadece inandığı gibi yaşamaya çalışıyordu. Oysa ben hep o hata yapıyormuş gibi davrandım. Hata yapan bendim aslında. Kendi kızıma karşı hoşgörülü davranamadım. Vehimlerimin tuzağına düşmüştüm. Haksız olduğumu bile bile isyan ediyordum. Üstelik neye isyan ettiğimi bilmeden. Babacığım lütfen, daha yeni atlattınız. Kapatın bu konuyu. Fazla abartıyorsunuz. Siz her zaman haklıydınız. Her zaman. Hayır, değildim. Sadece haklı sanıyordum kendimi. Abim Sedat. Hoş geldin. Memnun oldum. Nasılsınız? Yengem Aylin. Memnun oldum. Nasılsınız? Halit, uzun zamandır sizinle tanışmak istiyordum. Halit, özellikle babamla tanıştırmak istiyorum. İyi etmişsin kardeşim. Bize bir sürpriz yapabilir. Hadi gel Halit'ciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babacığım Halit, arkadaşım. Buyurun, buyurun, oturun. Babacığım, biliyor musunuz? Halit'le ikimiz karar verdik. Doğu'ya gidiyoruz. Oradaki hastanelerde çalışacağız. Halit'in fikri bu. Doktora ulaşmayan yerlere gitmemizin iyi olacağını söyledi. Ben de katıldım ona. Bu nedenle bir an evvel evlenmek istiyoruz babacığım. Sizin izninizi almaya geldik. Ya, demek öyle. İzin veriyorsun değil mi babacığım? Tanışalım önce. Madem ki bu eve damat gelmeyi kafasına koymuş. Kimdir necidir bir anlayalım bakalım. Babacığım, sana anlattım ya her şeyi. Bana güvenmiyor musun? Sen karışma Semra. Biz erkek erkeğe konuşuyoruz. Söyle bakalım evlat. Baban ne iş yapıyor? Öldü efendim. Annen? O da rahmetli oldu geçen senelerde. Peki kimin kimsen, aile büyüklerin yok mu? Köyümde akrabalarım var. Nasıl okudun? Ben burslu okudum. Liseye de parasız yatılıdı.
Bundan sonra bir kuru maaşın olacak. Yani çulsuz. Ama kızımın zenginliği senin için piyango değil mi? Semra'nın beynini sen mi yıkadın? Efendim? Namaz kılması, başını örtmesi için sen zorladın değil mi? Kızınızla tanıştığımda böyleydi zaten. Ben onunla tanışmadan önce de kılıyordum. Namaz benim kararım. Halit'le de birbirimizi sevdik ve evlenmeye karar verdik. Benim parasız pulsuz neydi belirsiz birine verecek kızım yok. Burası neresi? Siz kimsiniz? Derhal terk edin evimi. Bir daha da adımınızı atmayın, tamam mı? Babacığım. Ben kararımı verdim. Halit dur. Baba, iyi bak bize. Biz hakim huzuruna çıkmış sanıklar değiliz. Ben senin kızınım. O da benim nişanlım. Mahkeme salonunda değilsin baba. Evlilik kararını sen değil biz verdik. Senin de babam olarak iznini istiyoruz. Lütfen. Lütfen babacığım. Bana isyan ha? İsyan değil. İsyan değil. Baba sana ne oluyor böyle? Bu delikanlı senin beynini yıkamış. Seni değiştirmiş. Bu adam senin paranı istiyor, seni değil. Ama buna izin vermeyeceğim. Ben kararlıyım baba. Bu evde kararı ben veririm. Ben. Anladın mı? Ben kararımı verdim bile baba. Madem öyle ikiniz de terk edin bu evi. Bu evde ikinizi de istemiyorum. Defolun. Gidelim Halit. Gidelim. Senin gibi kızım yok benim. Git. Sürün de aklın başına gelsin. Git bakalım. Çayınız? Haklı değildim. Değildim. Biricik kızımı kovdum. Haklı değildim. Adil davranamadım. Ne sudan bahanelere yenildim. Vehimlerimden başka hiçbir şeyin doğru olduğuna inanmıyordum. Haklı değildim. Değildim. Babacığım lütfen. Konuşmayın artık. Değildim. Semra'm. Affet beni. Affet kızım. Yormayın kendinizi. İçeride bir misafiriniz var efendim. Öyle mi? Buyurun. Beyim, bu sizin torununuz. Torunum mu? Özbeyaz torununuz. Adı Çiçek. Semra doktor gönderdi. Size emanet etmemizi söyledi. Ona en iyi siz bakarmışsınız. Benim öyle bir torunum yok. Bu çocuk da torunum değil. Götürün, verin kendisini. Veremeyiz beyim. Veremez misiniz? Nasıl veremezsiniz? Dedeciğim, dedem sen misin? Sen misin? Annem haklıymış dedi. Annem hep seni anlattı bana. O kadar çok anlattı ki. Görmeden gördüm sanki. Dedeciğim. Dedeciğim. Verin annesine dedim size. Keşke verebilsek. Haberiniz yok tabii. Size haber vermek istedik ama Semra Hanım istemedi söylememizi. Sizin üzülmenizi istemedi. Ama biz dayanamadık. Karlı bir gündü.
Doktor hanım kocasıyla bir daha köyüne gitti. Biz gitmeyin etmeyin desek de dinlemedi. Hasta çocuklar varmış köyde. Salgınmış. Çocuklar ölüp ölüp gidiyormuş. Çiçeği de bize bıraktılar. O karda kışta yola çıktılar. Çocukları tedavi etmişler. Dönüşte araba yoldan kaymış ve kocası kaza yerinde ölmüş. Doktor hanım yaralıydı ama fazla dayanamayıp o da öldü. Ölürsem Semra'mın emanetine sahip çıkın. Onu incitmeyin. Annesi gibi çok hassas o da. Çok kırılgan benim sarı çiçeğim. Şimdiden bilmenizi istiyorum. Artık haksızlık yok. Kızıma servetimden bir şey veremedim. Ama onun kızına vereceğim. Sarı çiçeğimi vereceğim. Bu konak onun olacak. Ne diyorsun sen baba? Doğru olan bu. Siz de kendi villanızda yaşarsınız. Şirket ve öteki mülklere de zaten kanunen ortak olacak. Ama baba, bize haksızlık bu. Ortada haksızlık yok. Herkese hakkını veriyorum. Torunum annesinin hakkını alıyor sadece. Siz de ona sahip çıkacaksınız. Sahip çıkacaksınız. İtiraz istemiyorum. Aylin! 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 Bunak! Bunak işte! Buna izin veremem. Asla! Asla! Yuh sana! Babana bir şey diyemedin. Ödlek. Sakin ol hayatım. Ne sakin olması? Adam evimizi o bacaksıza, o beslemeye veriyor. Ama hayatım, babam haklı bir yönüyle. Ne haklısı? Ben mirası bir çocukla paylaşamam. Kanunen böyle ama. İtiraz hakkımız yok. O kardeşimi temsil ediyor. Dolayısıyla mirasın yarısı benim, yarısı onun. Nereden çıktı bu çocuk? Annesi babasıyla geberip gidemedi. Sedat, ben yıllardır bu evin geliniyim. Her şey bizim. Bu evde, şirkette, hepsi. O kim oluyor ya, kim? Hayatım, lütfen sakin ol. O çocuğu istemiyorum. İstemiyorum. Yeter artık ya. Yeter. Dedeciğim. Annem bu kitaptan bana hep okurdu. Sen de okusana bana. Lütfen. Lütfen ama. Sonra okurum. Dedeciğim. Sen neden namaz kılmıyorsun? Annem namaz kılardı. Babam da kılardı. Namaz insanı korurmuş. Ya? İnsan namaz kılınca herkesi severmiş. Her şeyi severmiş. Çünkü Allah'ı seven her şeyi severmiş. Bu konuyu kapatır mısın lütfen? O zaman sana sordum sarı çiçeği ilahisini okuyayım. Onu seviyorsun değil mi? Onu da söyleme. Söyleme tamam mı? Thank you.
biliyor musun Sarı Çiçeğim? Senin bu deden eski kafalı. Hep dediğinin olmasını istedi. Hep kafasını dikine gitti. Annenin namaz kılmasına bile sanki suç işlemiş gibi tepki gösterdi. Anlayacaksın güzel kızım benim, çok hatalar yaptım, çok. Bu hatalarım yüzünden anneni bile kaybettim. Kızımı bile kovdum evden. Ama o ölürken bile beni düşündü. En değerli varlığını bana gönderdi. Hayatımın çiçeğini bana gönderdi. Seni bana gönderdi. Evet, gönderdi. Kızım bana öyle bir çiçek göndermiş ki, dünyanın en güzel çiçeğini göndermiş. Onu ben nasıl kırarım, nasıl? İyi ki sen varsın. İyi ki. Sahi o senin kitap nerede? İçeride, getireyim mi? Hadi git getir bakalım. Cuma namazına götürmüştü. Namaz kılmasını hiç bilmiyordum. Ama babamın yanında bulunmak, adamdan sayılmak hoşuma gitmişti. O günden beri hiç namaz kılmadım. Demek yeniden namaz öğreteceksin bana. Benim canım kızım. Canım dedeciğim. Sarı çiçeğim benim. Canım dedeciğim. Bu bacaksız fazla oldu. Çok fazla oldu. Ne oldu hayatım? Dedeciğim. Babanın haline baksana. Çok özledim. Ne olur dede çabuk iyileş, beni anneme götür. Tamam benim çiçeğim, güzel çiçeğim. Duymuyor musun? İyileşmez annenin babanın mezarına da gideriz. Daha başka yerlere de. Bu çocuk babanı avucunun içine almış. Fettanlı ile istediğini yaptırıyor. Kalbine giriyor. Anladın mı şimdi baban niye bu kadar kayırıyor bu bacaksızı? Anladın mı? Babanın aklını çeliyor. Yakında bütün malı mülkü kendi üstüne yaptırırsa şaşma. Yapma Aylin. O daha çocuk. Ne anlasın mirastan falan? Sen çocuk de bakalım. Ne çocuğu? Bizi bu evden çıkarsın da. Aylin lütfen. Hep senin yüzünden. Senin pısırıklığından hep bunlar. Bir kere babanın karşısına çıkıp bir şeyler deseydin. Şuna bak. Şuna bak ya. Bacak kadar boyuyla babana yaptırdıklarına bak. Bu çocuk bu evden gitmeli. Ne? Annesine gitmek istiyor. Mezarını görmek istiyormuş. Rüyasında falan görüyormuş. Gönderelim gitsin. Bir daha da gelmesin. Madem annesi çağırıyor, gönderelim. Kim götürecek onu? Babam yürüyemiyor. Gidemez. E ben de götüremem. İşlerim çok. Bu işi bana bırak sen. Ben ne yapacağımı biliyorum. Onu annesinin yanına göndereceğim. Göndereceğim. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır?
Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba, ölümsüz yer var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba, ölümsüz yer var mıdır? La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, Yunus'u bilir misin? Sordum sarı çiçeğe, Yunus'u bilir misin? İyi geceler yenge. Uyumayacak mısın sen? Biliyor musun yenge? Annemle gökyüzüne bakar ilahi söylerdik. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mı? Annem öğretti bana bu ilahi. Adımı da bu ilahiden vermiş. Bana sarı çiçeğim der ya. Rüyalarımda annem beni çağırıyor. Kaç senedir mezarını görmedim. Gidip görmek istiyorum. Çok istiyorum ama dedem izin vermiyor. Yengecim, sen söylesen de gönderse beni. Ne olur, rica ediyorum. Dedeme söyleyin, annemi ziyarete gideyim. Söylersin değil mi? Söylerim. Teşekkür ederim. Bir ara fabrikaya gireceğim. Bir aksilik yok değil mi? Yok baba. Sadece şu sıralar biraz satışlar durgun. İşçilere zam yapacaktın, yaptın mı? Hayır. Önümüzdeki ay düşünüyorum baba. Hı, güzel. Muhasebeyle de konuşmam lazım. Bırak şu kolumu. Dedeciğim, yengem sana bir şey söylemek istiyor. Söylesene yenge. Söyle bakalım yengesi. Eğer uygun görürseniz... Evet, uygun görürsem... Çiçek gitmek istiyor. Gitmek mi? Nereye? Annesinin mezarına. Çiçeği sen mi kışkırtıyorsun? Bu evden uzaklaşmasını, benden kopmasını istiyorsun, öyle mi? Başka işin yok mu senin? Hayatım, kahvaltı. Özür dilerim baba. Sinirleri gergin de şu sıralar. Aylin. Aylin. Aylin hayatım. Ne oluyor sana Aylin? Kurtulmalıyım ondan. Kurtulmalıyım. Yeter artık. Yeter. Teşekkür ederim. Aa canım, lafı mı olur? Çiçekleri ben de severim. Hem de çok severim. Şu senin devamlı söylediğin bir şarkı vardı. Neydi? Sordum sarı çiçeğe. Ha, onu ben de çok seviyorum. Bana da öğretir misin? Tabii öğretirim. Nasıl başlıyordu? Sordum sarı çiçeğe,
Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba. Annem babam topraktır. Çiçek eydir derviş. Çiçek bak ne diyeceğim. Düşündüm taşındım sana hak verdim. Senin hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Annenin mezarına göndereceğim seni. Sahi mi? Hı hı. Ama dedem izin vermiyor. Ben dedenle konuşurum. Canım yengeciğim. Canım. Tamam tamam. Bak şimdi. Benim bir arkadaşım var. Annenle babanın memleketine gidiyor. İstersen onunla seni gönderebilirim. İsterim tabii. O zaman gerisini bana bırak. Ben her şeyi halledeceğim. Sen hiç üzülme, tamam mı? Arkadaşımı çağırayım da gelsin. Buyurun. Kime bakmıştınız? Beni Aylin Hanım çağırdı. Adım Ahmet. Ha tamam. Buyurun. Hanımefendi sizi bekliyor. Buyurun. Hı-hı. Aferin. Senin için yaptım bunu. Bunu da ye çocuğum. Beslenmene dikkat etmelisin. Babacığım, size de meyve getireyim mi? Aylin Hanım, beyefendi sizi görmek istiyor. Buyurun. Hoş geldiniz Haşmet Bey. Babacığım, Haşmet Bey. Arkadaşımın kocası. Geçen gün alışveriş merkezinde karşılaştık. Kendisiyle uzun süredir görüşmüyorduk. Hoş geldiniz. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun lütfen. Tesadüfe bakın ki babacığım, Haşmet Bey rahmetli Halit Bey'le, yani damadınızla aynı ilçedenmiş. Halit Bey'i de Semra'yı da çok iyi tanıyormuş. Evet, tanırım. İkisi de dünya tatlısı insanlardı. Öldüklerini duyunca çok üzüldüm, çok. Bu güzel kız onların çocuğu değil mi? Evet. Pek de sevimliymiş. Teşekkür ederim amca. Siz de çok iyisiniz. Babacığım, Haşmet Bey'i ben çağırdım. Niye biliyor musunuz? Çiçek için. Haşmet Bey yarın kendi arabasıyla köyüne gidiyor. Bir günlük işi varmış. Ertesi günde dönecekmiş. Ben de bu güzel bir fırsat diye düşündüm. Hani Çiçek de annesiyle babasının mezarını görmek istiyordu ya. Onu da gönderelim. Sevaba gireriz. Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Vermedin baba. Dedeciğim lütfen. Lütfen gideyim. Dede ne olur. Dede. Dedeciğim lütfen. Hayır olmaz. Mümkün değil. Seni başkasıyla gönderemem. Gidersek beraber gideriz. Başkasıyla olmaz. Asla. Ben gitmek istiyorum ama. Olmaz dedim sana. Bir daha da bu konuyu açma. Çekiniyorum ben. Gitmek istiyorum. Ne olur dedeciğim. Herkes uyuyor.
Deden de uyuyor. Annenin babanın mezarına gerçekten gitmek istiyor musun? Hı hı. O zaman hadi gidelim. Dede. Bırak dedeni. Haşmet amcan hatırımı kırmadı. Dışarıda seni bekliyor. Bugün gidersin, yarın gelirsin. Deden sorarsa ben bir şeyler söylerim. Onun gönlünü ederim. Hem bu fırsat bir daha çıkmaz. Sen hiç endişe etme. Hadi hazırlan da gidelim. Az daha gün ışıyacaktı. Geldik işte. Beklediğin için teşekkür ederim amca. Yenge çok teşekkür ederim. Dedeme söyle hemen geleceğim. Üzülmesin tamam mı? Sen annem gibisin yenge. Çok iyisin sağ ol. Hadi sen arabaya git çabuk. Hoşça kal. Bu paranın yarısı. Diğer yarısını işi tamamlayınca alacaksın. Anlaşmamız böyleydi. Unutma hiçbir şüpheli iz olmayacak. Herkes kaza sanmalı. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Miras meselesi değil mi? Sana ne be? Sen işine bak. Hoşça kal yenge. Güle güle. Seni annenin babanın yanına gönderiyorum. Sarıçıya. Çiçek. 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 Yoksa bana küstün mü? Çiçek. Çiçeği gördün mü? Yok, görmedim babacığım. Bahçede yok mu? Çiçek. 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 Ali efendi çiçeği gördün mü? Görmedim efendim.
oldu, niye? Dedem çok üzülecek. Ondan izin almadım. Çok üzülecek. Yengen izin aldığını söyledi bana. En fazla durmayacağız ki. Hemen geleceğiz. Yarın dedenin yanında olacağız. Özür dilerim dedeciğim. Çok özür dilerim dedeciğim. Bana çiçeğimi bulun. Çiçeğimi bulun. Nerede benim torunum? Nerede? Hiçbiriniz görmedi mi? Yerin altına mı girdi bu çocuk? Nerede? Nerede? Gitmiş. Gitmiş mi? Nereye gitmiş? Sanırım annesinin mezarına. Ya? Bana söyleyip duruyordu annemin mezarına gideceğim diye. Özellikle siz hayır dedikten sonra kafasına koymuştu. Çok ısrar ettim, öğüt verdim ama dinlememiş, gitmiş. Nereye gider? Tek başına nasıl gider? Yol bilmez, iz bilmez. Telefonu getir. Polise haber vereceğim. Polislik bir durum yok ki babacığım. Ne demek yok? Benim torunum kayboluyor. Ben burada böyle duracak mıyım yani? Ah sarı çiçeğim. Bunu bana nasıl yaparsın? Birazdan bitireceğim. Siz paranın gerisini hazırlayın. Benim işime karışmayın. Ben işimi temiz yaparım. Çiçek eydü derviş baba, ölümsüz yer vardır. Çiçek eydü derviş baba. Çok
güzel çiçek. Seni anneme babama götürmek istiyorum. Benimle gelir misin? Efendim? Anlamadım. Yazan sarı çiçek. Sen gelir misin benimle? Annem seni çok seviyor. Babam da seni çok seviyor. Gelir misin benimle? Baba. Al baba. Alsana. Tamam. Kıyamam. Ne? Allah'a ibadet ediyorlar. İbadetlerinden alıkoyamam onları. Kıyamam, koparamam. Yazık. Anneme götürmek istiyorum. Sordum hepsini. Sordum sarı çiçeğe. Annem babam var mıdır dedi. Annem babam topraktır dedi. Kendi dilinde ibadet ediyor Allah'a. Annem öyle söylerdi. Dünyadaki, göklerdeki her şey kendi dillerine göre Allah'a ibadet ediyormuş. Taş bile, toprak bile, böcek bile, çiçekler bile. Allah'a ibadet ettikleri için güzelleşiyorlarmış. Bizim için, insanlar için dua ediyorlarmış hep. Biz iyi olalım diye. Biz de ibadet edelim diye ya. Onlar ibadet ettikleri için, Allah'ı devamlı andıkları için her şey güzelmiş, her şey. Annem bana onların sesini dinlemesini öğretti. Sen de dinlemek ister misin? Bak, fısıldıyorlar. Saçma. Hadi gidelim artık. Oyalanmayalım. Yani geç kalacağız. Koparacaksan kopar birini. Çabuk ol. Koparamam. Onları ibadetlerinden alıkoyamam. Memur Bey. Hiç böyle yapmazdı. Annesinin mezarına gitmek istiyordu. Başkasıyla gitmesine izin vermedim. Eğer kendisi gitmeye kalktıysa yolu bilmez ki. Allah vere de başına bir şey gelmese. Ne olur onu bulun Memur Bey. Benim can yoldaşım o. Hayatımın sevinci. Eğer ona bir şey olursa yaşayamam. Ne olur bulun. Ne olur. Merak etmeyin efendim. Verdiğiniz adrese yollara bakacağız. Bütün polis otolarına, jandarmaya haber vereceğiz. Yakında buluruz. Endişe etmeyin siz. Ya nereye gider bu çocuk? Kaygısı bize mi düştü? Abartıyor baban. Buralarda bir yerdedir. Akşama çıkar gelir. Hem kim dedi ona evden dışarı çık diye? Boş ver. İyi günler. Bir gelişme olursa arayacağız sizi.
geri götürmesin diye döndünüz değil mi amca? Çok iyisiniz. Kes be! Burası kestirme. Ondan döndüm. Selin'im!
Hala bir haber yok mu memur bey? Her yana baktınız mı? Belki kasaba yolunda olabilir. Demek oraya da gitmemiş. Bir şey bulursanız bana haber verin lütfen. Nereye gider bu çocuk? Allah'ım sen sarı çiçeğimi koru. Onu bana bağışla ne olur. Benden tek bir nefes kaldıysa onu sarı çiçeğime ver. Onu bize bağışla. Yalvarırım Allah'ım. Senin her şeye gücün yeter. Aylin. Ne var? Sen kimsesizlerin kimsesi. Çiçeğin nerede olduğunu bilmediğinden emin misin? Çiçeğime yardım et. Ne demek istiyorsun sen? Benim elim kolum bağlı. Hiç. Bana ne sizin salak çocuğunuzdan? Sen çiçeğime sahip ol ya Rabbi. Lütfen Allah, benim dualarımı kabul et. Devamlı bunu söylüyorsun. Annem öğretti. Sen de söylesene amca. Hadi lütfen. Hayır olmaz. Lütfen ne olur. Hatırım için. Hayır dedim sana. Anladın mı? Hayır. Tamam. Özür dilerim amca. Sordum sarı çiçeğe. Siz de geçerdi ya. Bak senin de geçti. Derdi ki annem, çok kızarsan bir yere yatmalıymışsın. Sonra Allah'ım bana sabır ver dersen hemen geçermiş. Sen de söyle amca. Bak iyi gelecek. Sen
Sen çok iyi amcasın. Beni anneme götürüyorsun. Teşekkür ederim. Yeter. Bin arabaya. Bin. Selin'im, kızım, dayan yavrum, dayan. Kızım. Yavrum, Selin, dayan kızım. Dayan, dayan bir tane. Dayan. Amca, amca. Kızım. Dayan, dayan bir tane. Dayan. Ben bunu hak etmiyorum. Hak etmiyorum. Olur mu öyle şey? Siz beni annemin yanına götürüyorsunuz amca. Siz çok iyi birisiniz. Değilim. Siz iyi birisiniz. Hadi bin arabaya. Thank you.
kafayı yiyecek baban. Haline bak. Kolay değil torunu. İlla babanı koruyacaksın değil mi? O ölen kızını sayıklasın. Seni görmesin. Bu konağı o çocuğa vermeye kalksın. Sen hala babam de. Beter olsun. Kızınıza ne oldu amca? Öldü mü? Kes sesini. Özür dilerim. Benim de annemle babam ölünce ben de senin gibi çok üzülmüştüm. Çok ağladım. Ama annem babam cennetler şimdi. Beni görüyorlar, duyuyorlar. Kızım da seni görüyordur amca. Annem bana dedi ki, herkese ama herkese iyilik yap. İyilik yapanları Allah sever, çok sever dedi. Kes sesini, kes! İn arabadan, in! İn arabadan aşağı, indirim sana. Amca! Amca gitme! Beni burada bırakma amca! Amca dur! Ne olur! Ne olur amca! Gitme! Hani beni anneme götürecektin? Hani götürecektin? Amca! Babamın ilaçları nerede? Hemen getiriyorum efendim. Su da getir. Salih efendi ne duruyorsun? Çabuk su getir. Çabuk. Tamam efendim. Çiçeğimi bul bana. Ben onsuz yaşayamam. Bul onu. Tamam baba. Sakin. Alo? Hala bitiremedin mi işini? Öldür o sarı çıyanı. Öldür. Çabuk. Alo? Bana yardım et. Birini gönder. Sarı çiçek. Sizden bahsettim.
Ben şimdi nasıl gideceğim? Yol bilmem, iz bilmem. Dedemden izinsiz geldiğim için mi oldu bunlar? Doğru, çok doğru. Sarı çiçek, benim için Allah'a dua etsene. Annemin babamın mezarına gideyim. Lütfen. Sen benim için dua edersen ben de sana ilahimi söylerim. Söyleyeyim mi? Ha? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıydı? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. Sordum sarı çiçek. Alsana. Annen için çiçek kes, topla. Annenin babanın mezarını görmek istemiyor musun? Hayır, olmaz. Onlar benim için dua etti. Ama bunu kesebilirim. İbadetini bitirmiş. Artık hiç konuşmuyor. Ömrü bitmiş. Anneme onu götüreceğim. Al. Komutanım. Sizin için dünyanın en güzel çiçeklerini getirmek istedim ama kıyamadım.
Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Çiçek dedi ki, anneciğim babacığım. Çiçek dedi ki, annem babam topraktı. Seni hatırladım anneciğim. Seni hatırladım babacığım, koparamadım. Sonra yine sordum sarı çiçeğe babacığım. Dedim ki, kardeşim bacım var mıdır? Onlar da dedi ki, kardeşim bacım topraktı. O zaman sizin yattığınız toprağı hatırladım. Kıyamadım, koparamadım. Sonra anneciğim, sordum yine sarı çiçeğe. Herkes söylüyor dünyada. Hiç ölümsüz yer var mıdır dedim. Sarı çiçeğe dedim ki, ölümsüz yer var mıdır? Dünyada ölümsüz yer var mıdır dedim. Ölümsüz yer öbür dünyada dedim. Annenin babanın yaşadığı dünyada dedim. O zaman içim rahatladı bir. Siz ölümsüzsünüz. Siz ölmediniz. Annem. Babam. Babacığım. Anneciğim. Siz ölümsüzsünüz. Siz ölmediniz. Cennettesiniz siz. Siz cennettesiniz. Baba. Demek bunu derede buldunuz. Jandarma bölgesinde. Derede boğulmuş olabilir. Ama nasıl olur? Olamaz. İnşallah yanılıyoruzdur. Umudunuzu yitirmeyin. Çiçeğim. Sarı çiçeğim benim. Sarı çiçeğim. Sarı çiçeğim. Efendim, sizi görmek isteyen biri var. Gelsin. Buyurun. Polisler var. Beyefendi, size bir itirafta bulunmak istiyorum. Torununuzu ben kaçırdım. Ya. Yeah. Çıldırdın mı sen? Bırak kolumu. Evet. Torununuzu kaçırdım beyefendi. Hayatımda ilk defa birini öldürecektim. Niye böyle yaptım? Çünkü biricik kızım ölüyor. Selin'im ölüyor. Aylardır hastanede. Hiç kımıldamadan bitkisel hayatta yatıyor. Tedavisi için çok para lazım. Çok. Çaresizdim. Başka çarem yoktu. Kızımı kurtarmak için, onun uyanması için kabul ettim. Para için kabul ettim. Torununuzu öldürecektim. Gözüm dönmüştü. Kendi çocuğumdan başkasını görmüyordum. Öldürecektim. Öldüremedim. Kıyamadım. O çiçeklere bile kıyamıyordu. Ben ona nasıl kıyardım? O yavruma benziyordu. Selin'im gibi sarı bir çiçekti. Nasıl kıyardım? Kıyamadım. O kadar iyi bir çocuk ki. O kadar iyi. Çiçek gibi. Çiçek. Ben onu öldürmek istedim. Oysa beni diriltti. Diriltti. Evet. Bana bu öldürme görevini veren de bu kadın. Gelinin. Yalan. İftira atıyor. İftira mı? Hala paraya ihtiyacın var mı? Var. Kızım için çok para lazım. Küçük bir çocuk var. Senin için kolay bir iş. Öldürürsen büyük para veririm. Kızım için kendimi bile öldürürüm. Tamam o zaman. Yarın görüşelim. Alo? Hala bitiremedin mi işini? Öldür o sarı çıyanı. Öldür. Öldür o sarı çıyanı. Çabuk ol. Dur bir dakika. Alo? Hala bitiremedin mi işini? Öldür o sarı çıyanı.
Öldür o Sarıçıyan'ı, çabuk ol. Hadi, şimdi de inkar et bakalım. Tamam. Ben canavarım. Evlat acısı yüzünden canavar olacaktım. Ama bu şeytan. Yalan, yalan söylüyor. Bu adam yalan söylüyor. Hayatım, durun, yalan söylüyor. Alın arkadaşlar, götürün. Ben bu adamı hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa gördüm. Gelin, baba, gelin, lütfen bana gelin, inanın. Efendi, bırakın beni. Benim bir suçum yok, bırakın. Tamam, tamam. Bu adamı tanımıyorum ben. Hiç görmedim daha önce. Tamam, suçum yok benim. Tamam, memur bey, bırakın beni. Karakolda anlatırsınız her şeyi. Yenge, ben geldim. Çok teşekkür ederim. Hasmet amca beni babama, anneme hadi götürdü. Gelin. Bu iyiliğini unutmayacağım. Bırak. Teşekkür ederim. Nerede o? Nerede? Nerede? Dışarıda. Bu konuştuklarımı duymasını istemedim. Onu öldürmek için götürdüğümü bilmesini istemedim. Onun için dışarıda bıraktım onu. Getirin buraya. Sarı çiçeğimi getirin. Getirin sarı çiçeğimi. Çiçek, deden çağırıyor kızım, gel. Dedeciğim, özür dilerim. Sarı çiçeğim benim. Dedeni ne hallere soktun? Seni çok özledim dedeciğim. Canım benim, yavrum benim. Senden izinsiz gitmek istemedim ama affet beni. Tamam yavrum. Tamam benim güzel sarı çiçeğim. Biliyor musun dede? Haşmet amca çok iyi bir insan. Beni annemin mezarına götürdü. Teşekkür ederim amca. Sana söylemiştim ya sarı çiçek. Sen tıpkı Selin'ime benziyorsun. Beni affet, tamam mı? Affet. Sen zaten çok iyisin. Komiserim. Savcı delil olarak isteyebilir. İşi bitince getiririm. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Amca, yine gel, tamam mı? Mutlaka gel. Kızını da getir. Onun iyileşmesi için dedemle dua edeceğiz. Değil mi dedem? Evet canım, evet. Allah'a emanet ol. Hiç solma sarı çiçek. Hadi. Memur bey, bir dakika. Bir dakika. Delikanlı gelinimin oyununa gelmiş, sonra da pişman olmuş. Oh, benim çiçeğimi annesinin babasının mezarına götürdü. Ona çok şey borçluyum. Benim de senin kızına bir iyiliğim dokunsun isterim. Bu çeki bir hayır kurumuna vermek için hazırlamıştım. Belki de böylesi daha hayırlı olmuştur. Buyurun. Çocuğunuzun tedavisi için para gerekmiyor muydu? Ama... Emekli bir hakim olarak kararıma itiraz istemiyorum. Hakimin kararına karşı gelinmez. Öyle değil mi sarı çiçeği? Hı? Al bakalım. Allah razı olsun.
sarı çiçeğim. Her şey yerli yerine oturdu. Hadi gidiyoruz. Çiçek, neredesin? Gelsene yanıma. Geldim. Dersimizin neresinde kalmıştık? Çiçeklerin konuşmasında. Çiçeklerle konuşmasını bana da öğretir misin? Hı hı. Şimdi, başlıyor muyuz? Evet. Hı hı. Şimdi ben soracağım, sen cevap vereceksin. Sonra hep birlikte ilahiyi söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam. Peki. Sordum sarı çiçeğe. Annen babam var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba. Annem babam topraktır. Sordum sarı çiçeğe. Sizde ölüm var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba. Ölümsüz yer var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Yunus'u bilir misin? Çiçek eğdir derviş baba. Yunus kırklar yaridir. La ilahe illallah. Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.